Şimdi şöyle slaytlardan mı gitsem diye düşünüyorum. Şeyden bahsettik. Makine çevirisi yapacağız. Türkçeden Almanca'ya bir çeviri yapacağım. Nasıl yapabilirim? Sek-to-sek bir model kurabilirim. Geçen haftalarda bunu görmüştünüz. LSTM olabilir, RNN olabilir. Ama burada bir sorun göreceğiz şimdi. LSTM veya RNN kullanırken. İngilizce'den Almanca'ya çeviriyor. Şimdi bunun güzel tarafı ne? Uzunluğu değişebilen cümleler var. Yani diyelim ki İngilizce cümlem 4 kelimelik olmak zorunda değil. Bu modeli ben 4 kelimelik cümleleri çevirmek için de 10 kelimelik cümleleri çevirmek için de kullanabiliyorum. Buradaki uzunluk değişebilmesine rağmen modelim içinde hafızasını sabit miktarda bir veriyle tutuyor. Güzel tarafı bu. Sek-to-sek modellerin. Şu an LSTM'den falan bahsediyoruz. Ve RNN'e kıyasla LSTM yani GRU'nun avantajı ne? Vanishing gradient probleminden daha ıraklar diyebiliriz. Bu problemi çekmiyorlar o kadar. Çünkü içlerinde gate'ler var. Gate'ler ne yapıyordu? Herhangi bir kelimeyi direkt hatırlayabilmemi sağlıyordu. Veya şöyle diyelim. Gate'ler önceden gelen şeyi ne kadar hatırlayıp hatırlamayacağımı belirleyen skaler değerler. Tamam, böyle bir modelimiz vardı. Encoder, fixed length, sabit boyutlu state ve sonra onu decoder'a veriyorum. Decoder diyor. Şimdi burada bottleneck derken neyi kastediyor? Cümleyi sırasıyla okuyorum, değil mi? State'imi her kelimede tekrar update ediyorum. Ve bu sıralı gitmekten kaynaklı oluşan bir şey var. Doğal olarak oluşan bir şey var. İlk kelimemin etkisi son kelimemin etkisinden daha az olabiliyor. Çünkü en son update'i son kelimeyle yapıyorum. Burada bottleneck demesi, yani ilk kelimenin anlamlı veya ağırlıklı olması gerekirken ağırlığı otomatikman düşmesinden dolayı mı? Yani son kelimeyi ağırlıklandırıyor. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi have kelimesi bir bilgi içeriyor, değil mi? Are kelimesi yine bilgi içeriyor. You kelimesi yine bilgi içeriyor. Ben eğer sabit bir hafızaya bunların hepsini atmaya çalışırsam, bir de cümlem uzunsa, o zaman o sabit hafıza bunların hepsini taşıyamaz. Yani bottleneck derken bunu kastediyor. Bundan ayrı bottleneck'in davranış biçimi var. Nasıl davranıyor bottleneck? Hepsini taşıyamadığı için bizim modeli kurma yapımızdan ötürü son kelimeleri daha iyi taşıyor. Neden? Biz son kelimeyle en son update'i son kelimeyle yapıyoruz. Yani Evet. bottleneck bunun hepsini taşıyamaması demek. Ve veriyi sıralı okuduğumuz için, soldan sağa okuduğumuz için hep en son kelimeyi taşımaya yatkınlık gösteriyor. O Anladım. kısıtlı kapasitesiyle. Sağ olasın. Buna bir çözüm ne olabilir? Mesela bottleneck'ten nasıl kurtulabilirim? Şöyle yaparım. Şunları sabit bir hafızaya almaya çalışmam. Her biri için bir tane reprezentasyon çıkartırım. Yani have için ayrı bir vektör bulurum. Are için ayrı, you için ayrı. Ondan sonra bunların hepsini alırım. Onunla bir işlem yaparım. O zaman bottleneck'ten kurtulmuş olurum. One vector per word. Bunun da sıkıntıları var ama. Ne olabilir sıkıntısı? Bağımsız. Söyle abi. Önce şöyle, biri söylüyor mu? Önce Tamam. başka arkadaş girdi de bu devreye girsin istedim. Ya şey, her kelime için bir vektör olduğu zaman
kelimeler arasındaki ilişkileri yakalamakta zorluk çekebiliyoruz. Yani ondan, yani belki o olabilir diye düşündüm ben. Bu kelime kelime bulduğum vektörleri nasıl bulduğum önemli değil mi? Hala bir modelle bu vektörleri bulmak zorundayım. Nasıl bulabilirim? Mesela şey yaparım. Cümleyi bir soldan sağa okurum, bir sağdan sola okurum. İkisinden de çıkan reprezentasyonları yan yana yapıştırırım. Ondan sonra her bir kelime için diyelim, şöyle diyelim. Görerek yapalım. Şimdi how are you today? Bunu okuyorum soldan sağa. Önce LSTM state'im sıfırlarla başlasın veya rastgele başlasın. How'daki state'i alıyorum. Ondan sonra are you today? Onları da okuyorum. Bir de şimdi geriden gelelim. Today'i okuyorum, you'yu okuyorum, are'ı okuyorum. State'lerimi update ettim. How'ı okudum. Son state'i aldım. Soldan sağa okurkenki how state'i ile sağdan sola okurkenki how state'ini birleştirdim. Bu şekilde elde edebilirim mesela how kelimesinin bağlamsal anlamını. Değil mi? Ama bir sıkıntı hala kalıyor. Nedir o sıkıntı? Bu how kelimesiyle alakalı çok uzakta bir kelime varsa, yine ben okumamı sıralı yaptığım için how kelimesiyle uzaktaki kelime arasındaki ilişkiyi bulamıyorum. Çünkü yine fixed length bir şeyle çok uzun sekanslar arasındaki dependency'leri, bağımlılıkları bulmaya çalışıyorum. Yani kelime kelime bulmak güzel, daha çok bilgi sağlıyor bana. Ama bu sefer bulamadığım bilgi şu, birinci kelimenin bağlamsal anlamı. Yine sekans modellerinin shortcoming'ine takılıyorum. Context based anlam bulmak durumunda. Peki. O zaman şunu nasıl yapabilirim? Şimdi her kelime için ayrı ayrı vektör bulayım. Aynı zamanda da o kelimelerin bağlamlarını tüm cümleye bakarak bulabileyim. Yani sadece yakındaki kelimelerden değil. İşte burada attention devreye giriyor. Diyorum ki ya şu how kelimesi sadece are'la alakalı değildir. Belki çok uzaktaki bir kelimeyle alakalıdır. Ben bu how kelimesinin cümledeki tüm kelime ile kelimelerle olan alakasını önce bir bulayım. Alaka miktarını bulayım. Ondan sonra o alaka miktarlarıyla bir ağırlıklı ortalama alayım. Ve how kelimesinin yeni anlamını o şekilde bulayım. O ağırlıklı ortalama olsun. Hav kelimesinin bağlama bağlı anlamı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Diyelim ki şu turuncu kelimeyi anlamlandırmak istiyorum, bağlama bağlı olarak. Anlamlandırmak istediğim kelime, turuncu kelime. Ama bir de hangi bağlama bakarak adlandırdığım var. O da bu yeşil kelime olacak. Bunlara query diyeceğiz, bunlara value diyeceğiz. Az sonra onun detaylarına geliriz.